Merhaba sevgili seyirciler, bizim avukat başlıyor. Taşeron başvuruları bildiğiniz gibi dün sona erdi. Tartışmalar da elbette beraberinde geldi. Pek çok kişi bu durumdan mahrum kaldığını söylüyor. Tüm ayrıntıları konuşacağız. Avukat Cem Cihan, merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Evet, ilk olarak nedir bu taşeron sistemi? Onunla başlayalım. Ardından da halkın sorduğu sorular var. Özellikle bunlar çok önemli. Sırayla o soruları da yönelteceğim size. Buyurun efendim. Şimdi taşeron sistemi çok eski bir tarihe dayansa da, yani 30'lu yıllara dayansa da esas itibariyle dünyadaki 1980'den itibaren özelleştirmeyle paralel, yaygınlaşan, Türkiye'de o dönem giren, yaygınlaşan bir sistem. Buradaki temel amaç ucuz iş gücü marifetiyle rekabeti yaratmak. Ancak bunun karşılığı olarak da işçi sınıfı için ucuz iş gücü, sendikasızlaşma, örgütsüzleşme ve iş güvenliğinin yok olması. Bir anlamda toplumsal muhalefetin de ortadan kaldırılması amacı taşıyan, gittikçe de büyüyen artık çığ haline gelen bir çekilmez halk için, işçi sınıfı için çekilmez bir sistem. Evet, peki. Şimdi hatırlatmamızı da yapalım izleyicilerimize. Sevgili seyirciler, sorularınızı biliyorsunuz. Bizim avukat@halktv.com.tr'den bize yolluyorsunuz ve anında Cem Bey cevap veriyor. Peki, hangi kurumlarda çalışan taşeron işçiler kadro alabilecek? Şimdi son 696 sayılı kanun hükmünde kararnameyle taşeron, kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi söz konusu oldu. Burada kadroya geçecek işçiler bu kanun hükmünde kararnamede belirlendi. Şimdi MİT müsteşarlığı hariç birçok kamu kurumu, yani 5018 sayılı kanuna tabi idareler, işte genel müdürlükler, işte TÜBİTAK'tan, KOSGEB'den, spor genel müdürlüğüne kadar genel müdürlükler, bakanlıklar, bunlar da çalışan işçiler, yine bunlara bağlı döner sermayeye bağlı şirketler, diyelim ki Kültür Bakanlık'taki DÖSİM'e bağlı şirketlerdekiler. Yine kanun hükmünde kararnamenin ekinde yayınlanmış olan listedeki kurumlardaki şirketlerde, kurumlarda çalışan işçilerle, yine mahalli idarelerin su kanalizasyon idaresi gibi bağlı kurumlarda çalışanlarla, ilerizel idareleri, belediyeler ve belediyelere bağlı, bunlara bağlı şirketlerde çalışanlar bu KHK kapsamında taşerondan işçi kadrosuna geçebilecekleri genel anlamda düzenlenmiş bir durum. Peki kimler kadroya girebilecek? Şimdi burada kanun hükmündeki kararnamede bu tanımlanmış. Bir kere kanun hükmündeki kararnamede tamamen herkes girecek demiyor. Bir takım kısıtlamalar var. Mesela kamu iktisadi teşebbüsünde çalışanlar giremeyecek. Emekli olanlar, diyelim ki Kültür Bakanlığı'nda çalışıyor, Spor Genel Müdürlüğü'nde çalışıyor ama daha önceden emekli olmuş, evini geçindiremiyor. Bir ek işte daha çalışmak istiyor. Bir taşeron firmada çok fazla tabii ki. Kişi çocuğunu okutmak için emekli de olsa emekli maaşı düşüyor. Üniversitede çocuğu var, evinin geçim derdi var. Taşeron şirketinde çalışıyor ama bunlar geçemeyecek. Yine araç kiralama hizmetindekiler, yemek hizmetindekiler, danışmanlık hizmeti, çağrı merkezleri, hastane yönetim, bilgi yönetimi sistemindekiler bu kadroyu alınamayacaklar. Yine belediyelerde, mahalli idarelerde çöp toplama, park bahçe işleri ve genel bakım onarım, bahçe temizliği işleri haricinde olanlar yine kadroya geçemeyecekler. Belediyelerde bunlar geçebilecekler taşerondan. Ancak burada bazı şartlar var. Bu şartlar da önemli. Bir kere taşeron işçi bütün haklarından feragat ettiğine dair bir sulh sözleşmesi beyanında bulunacak. Yani ben hak talep etmiyorum. Alacak davası varsa, icra takibi varsa yine idareye karşı bunlardan vazgeçecek. Tazminat vesaire. Bunlar zaten sorumlu tarafı. Birazdan onları da anlatırız. Ama 657 sayılı devlet memurluğu kanunu var. Bunun 48. maddesi bir devlet memuru nasıl olur onu tanımlıyor. Buradaki şartlara da uyacak. Şöyle ki işte bir suça sabıkalı olmayacak. Yani bazı tanımlanan suçları işlememiş olacak. Devlet memuru olma şartlarını taşıyor olacak. Yine daha önemlisi bir sınava tabi olacak. Her ne kadar açıklama yapıldıysa efendim yine aynı işte çalışılacak. Yok işte genel kültür sınavı vesaire olmayacak deniyor ama uygulama sınavı da olsa, mülakat da olsa bir eleme söz konusu olacak bu işçilerden. Ayrıca daha da önemlisi bu kanunun 48. maddesinin 8. bendinde bir güvenlik soruşturması, güvenlik ve arşiv araştırmasından geçme
durumu söz konusu. Yani herkes birebir geçecek diye bir şey yok. Başvurular yapılacak dün itibariyle. 2 Ocak itibariyle başvurular başladı ve şu an itibariyle bitti. Ama bunlar değerlendirilecek, herkes geçecek anlamına tabii ki gelmiyor. Bunlar değerlendirilecek, ona göre kişilerin işlemleri tamamlanacak. Peki kadroya girebilmek için hangi şartları taşımak gerekiyor? Bir kere 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle taşeronda çalışıyor olmak gerekiyor. Yani o tarih itibariyle mutlaka taşeron işçisi olmak gerekiyor. Şunlar kişi askerde olabilir, işte hamilelik izninde olabilir ya da hastalık sebebiyle o tarihte izinliyse, askıdaysa iş sözleşmesi, onlar da yine bundan yararlanabilir. Ancak bu başvuruda değerlendirmede olumlu olacak kişiler bir anlamda kadroya geçecek. Onun dışındakilerin bu taşerondan kadroya geçme, yani işçi statüsü alması, kadrolu işçi statüsü alması o anlamda mümkün değil. Evet. Peki kadro alamayanlar kimlerdir? Alamayacak olanlar? Şimdi kadro alamayacak olanlar kamu iktisadi teşebbüsleri dediğimiz işte Türkiye Taş Kömür İşletmeleri, Elektrik Üretim Anonim Şirketi, efendim Makine Kimya Endüstrisi Kurumu gibi aslında ciddi anlamda işçi çalıştıran ekonomik amaçlı kamu kurumlarındaki olanlar alamayacak. Biraz önce söylediğim gibi emekli olup taşeronda çalışanlar kadro alamayacak. Araç kiralama hizmetleri var şimdi. Kamu ciddi anlamda araç kiralama hizmeti alıyor ve şoför gösteriyor bu anlamda. Bunların kadroya girme şansları yok. Yine yemek hizmetinde bütün kamu kurumlarında çalışan, yemek firmalarından gelip çalışanların böyle bir şansı yok. Tartışmalı bir husus, danışmanlık hizmetinde olanların böyle bir şansı yok. Yine çağrı merkezi, call center, Sağlık Bakanlığı'nda birçok kurumda çağrı merkezi hizmeti almıyor. İşte randevu için veya başka sebeplerle. Buradaki hizmetlerdeki ciddi anlamda bir yekün işçi var, taşeron yükünü taşıyan. Bunlar alamayacak. Evet. Bir de hastane bilgi yönetim sisteminde olanlar kadro alamayacaklar. Tabii ki burada personel çalıştırmada da bazı kıstaslar var. Yani tam zamanlı olarak o kamu idaresinde çalışıyor olmak gerekecek. Yani kısmi çalışıyorsa, yarı zamanlı bir çalışma söz konusuysa, idare dışında çalışmada varsa, taşeronun başka bir yer, firmasının işinde de çalışıyorsa, onlar tabii ki bu kadroyu alamayacaklar. Peki tekrar hatırlatalım izleyicilerimize de sevgili seyirciler sorularınızı bekliyoruz. Farklı sorular elbette ki geliyor. Onlara da eğer süremiz kalırsa programımızın sonunda avukatımız Cem Cihan yanıt verir. Ancak şu anda taşeron sistemini konuşuyoruz sevgili seyirciler ve sorularınızı bizim avukat@halktv.com.tr adresinden bekliyoruz. Peki taşeron firmaların durumu ne olacak? Şimdi taşeron firmaların durumu da ciddi anlamda sıkıntılı. Bu kanun hükmündeki kararname çıktı ama bir kere ihale devam eden taşeron firmaların işi bu süre zarfında devam edecek, uzatılmış sayılacak. Yani 2 Ocak itibariyle bu başvurular başladı. 90 günlük kanun hükmündeki kararname 90 günde bu iş tamamlanacak diyor. 90 gün sözleşme bitmiş olsa bile atıyorum 1 Ocak itibariyle bu firmanın sözleşmesi bittiyse de 90 gün itibariyle çalışmaya devam edilecek. Ama bir ihale yapıldı. Yine personel çalıştırılacak hizmet alım ihalesi. Bu ihaleler iptal edilecek. İhale tamamlandı. Sözleşme imzalandıysa da yine bu firmalarla sözleşmeler feshedilecek. Bunların, bu firmaların zararları, ihaleden kaynaklı, sözleşmeden kaynaklı yaptıkları masraflar devlet tarafından tazmin edilecek. Onun dışında da bir talepleri söz konusu olamayacak. Ama kamu ihale kanununa göre bir zarar, %5'lik zarar tazmini vesaire gibi haklardan firmalar yararlanamayacak. Daha ciddi sorunsa şu, firma taşeron İşçi çalıştıracaktı, artık çalıştıramayacak. Kadroya da giremeyen işçiler olacak. Bu işçilerden şimdi sulh sözleşmesi beyanında bulunmaları isteniyor. İdareden bir talepte bulunmayacakları, varsa talepler bundan vazgeçmeleri isteniyor. Burada işçiler çalıştıkları taşeron firmaya nasıl yönelecekler? Yani netice itibariyle işten çıkarılmış olacaklar bir anlamda. Bu sefer bu firmaların mağduriyeti ve bu işçilerin mağduriyeti nasıl giderilecek? O bu kanun hükmünde kararnamede belirsiz. Elbette ki geçen hafta anlattığımız işçi alacaklarından kaynaklı davalar arabulucuya gidecekti. Önce bir arabulucuya gidecekler.
Daha sonra taşeronu ve idareyi, idare şimdi sorumlu kabul etmiyor bu kanun hükmünde kararnameyle ama idareye karşı bir dava açmaları söz konusu olabilecek. Yani burada ciddi bir belirsizlik ya da sorumluluğu idareden alıp taşeron firmaya yüklemek türünden bir yaklaşım söz konusu. Peki bu kadroya geçme işlemi ne zaman hallolacak? Kanun hükmünde kararname 90 gün diyor. 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 90 gün içerisinde idareler bu sözleşmeleri tamamlayacak. Yani başvurular alacak, başvurular bitti, bunları değerlendirecek. Bu değerlendirmede kişiler bu şartlara uygun mu? Yani bir nevi aslında devlet memuru olma şartlarına haiz mi? İşte daha önce hükümlü olmuş mu? Efendim güvenlik soruşturmasından geçiyor mu? Bir de sınav yapacak. Yani idarenin böyle bir yetkisi var. Bu ciddi bir sıkıntı oluşturabilir. Ondan sonra bu işlemler yapıldıktan sonra idare ben bunları, şunları liste halinde bünyeme aldım. Artık burada çalıştıracağım diyecek. Evet, peki. Şimdi vatandaşların da sorusu var. Bir görüntülü soru, bunu da ekstra söyleyelim. Sadece mail olarak değil sevgili seyirciler, görüntülü olarak da sorularınızı yükleyip bize yollayabilirsiniz. Reji ilk soruyu göndersin, bakalım ne sormuş vatandaşlarımız. Kimler kadroya geçecek? Bir de okuldaki çalışanlar da kadroya geçecek mi? Böyle bir imkan var mı? Bunun cevabını istiyoruz. Evet, kimler kadroya geçecek? Az evvel söyledik, isterseniz tekrar söyleyelim. Kanun hükmünde kararnamede yazılmış olan kamu kurumları, buradaki bağlı döner sermayeler, mahalli idareler, bunlara bağlı şirketler de çalışanlar genel itibariyle kadroya geçecekler. Milli Eğitim Bakanlığı da bu soruyu soran vatandaşımızın sorusu. Milli Eğitim Bakanlığı da bu sayılan kurumlar arasında. Orada taşeronda çalışıyor ise Milli Eğitim Bakanlığı kapsamında, tabii okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı. Onlar da başvuruları yapmış olacaklar. Eğer şartlara haizseler tabii ki o anlamda taşerondan kadroya geçmiş işçi statüsü almış olacaklar. Peki ikinci sorumuza bakalım hemen. Taşerondan kadroya geçenler fazla mesailerine tazminatlarını alamayacaklar mı? Evet, en çok sorulan soru galiba, evet, değil bu mi? Bu çok önemli tabii ki. Bunu biraz daha geniş sanıyorum görmekte fayda var. Elbette. Şöyle ki, bu taşeron işi Türkiye'de çok ciddi bir sorun. En başta söyledik. Yani ciddi anlamda insanlar taşeronda çalışıyor, iş güvenliği yok, nasıl yapılacaklarını bilmiyorlar, sosyal hakları eksik, toplu iş sözleşmesi yapamıyorlar. Bir anlamda asgari ücrete tabi oluyorlar. Yani kamu taşeron firmaya işçi alımlarına ilişkin, işçi çalıştırmasına ilişkin bir bedel ödüyor ihale ama bunun çok cüzi bir miktarını işçi evine para olarak götürebiliyor. Ama ertesi gün işi olacak mı, olmayacak mı, bunun da güvencesi olmadan çalışıyor. Bu anlamda tırnak içerisinde söylüyorum, kamunun zencileri konumundaydılar. Tabii ki 2015 seçimlerinde bu ciddi bir tartışma konusu oldu Türkiye'de, bunu herkes biliyor. Taşeronuna kadro verilmesi tartışıldı. 2015 seçimin sonunda benim hatırladığım bütün partiler artık 1 Kasım seçiminden itibaren bu sözü verdi. Mevcut hükümet de sözü verdi ama bugüne kadar buna ilişkin bir çalışma yapmamıştı. Normal şartlar altında toplumu bu kadar çok ilgilendiren bir konunun mecliste tartışılıp, kamuoyunda uzmanlarca tartışılıp bir yasa şeklinde çıkması gerekirdi. Çünkü bir eksik var mı, bir gedik var mı hem komisyonda hem meclis genel kurulunda tartışılır. O süre zarfında da kamuoyunda, basında, üniversitelerde, barolarda, meslek örgütlerinde de tartışılabilirdi. Bu yapılmadı. Bir gece ki kanun hükmünde kararnameyle Cumhurbaşkanı'nın çıkaracağız demesiyle bir gece ertesi sabaha tüm Türkiye'nin haberi oldu. Şimdi burada tabii ki ciddi eksiklikler var. İşçiden, taşeron işçiden, çalışandan bir beyan alınıyor. Yani ben İdareden herhangi bir hak talebim yoktur diyor geçmişe ilişkin, geleceğe ilişkin. Şimdi doğmamış haklardan hak talebi edilmemesi borçlar hukuku temel ilkelerine aykırı. Çünkü kişinin kıdem tazminatını hak edebilmesi için iş aktinin bir anlamda sonlanması gerekir. Şimdi burada işçinin haklarından vazgeçmesi temel iş hukukunun temel prensibi olan işçi lehine yorum ilkesine, işçinin korunması ilkesine de aykırı. Burada kişi geçti. İdare ben sorumluluk almıyorum dedi. Kalacak taşeron firma. Kıdem tazminatı, fazla mesai, özellikle yıllık ücretli izin, kullanılmayan yıllık ücretli izinler var. Bunlar alınamamış olacak. Bu hak edilmiş ama
hak edilmiş, kazanmış hakka ilişkin burada kanun hükmünde, kararnamede bir düzenleme yok. Her ne kadar Çalışma Bakanı kıdem tazminatında ve diğer haklarda bir eksiklik yok dese de mevzuatta bu eksiklik var. Bunun giderilmesi ciddi sorun. Benim düşüncem bundan sonra bu tür sorunla yaşayan işçiler tabii ki hukuki yola başvurmak zorunda kalacaklar. Çünkü muğlaklık var. İdareye başvuracaklar. İdare ben tazminat vermiyorum diyecek. Çünkü böyle bir düzenleme yok. Ya da fazla sen haklarından vazgeçtin. Sulh sözleşmesi imzaladın. Böyle bir beyanım var diyecek. Taşeron firmaya gittiği zaman taşeron firmada sen benim işçim değilsin. Sen zaten benden ayrıldın. İdareye geçtin ya da geçmedin. Bu hakkı da talep edemezsin diyecek. Kalacak işçi ortada. O yüzden ciddi anlamda ben iş davalarının önce arabuluculuğa başvurarak daha sonra iş mahkemelerinin ciddi anlamda sorun yaşayacağını düşünüyorum. Bunun kestirme çözümü şu, meclis oturur, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Buradaki eksik kalan düzenlemeleri iş kanunu çerçevesinde tamamlar. Bunların eksik kalan hususlarını, işçilerin haklarının zayi olmaması için düzenleme yapar. Yoksa işçiler hani dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olma hesabı ciddi zararlara uğrayabilirler. O yüzden bu muğlaklığın giderilmesi hala geçerlidir. Bu ne zamana kadar olacak? Şimdi 90 günlük süre işlemeye başladı. Ondan sonra işçiler bu hakkımı nasıl alacağım? Benim böyle bir zararım var. İşte 3 yıl çalışan var, 5 yıl çalışan var, 15 yıl çalışan var. Ciddi bir birikim var. Bu birikimlerinden de mağdur olmamaları için herhalde dava açmak zorunda kalacaklar. Eğer hükümet bu süre zarfında bir düzenleme yoluna gitmezse. Evet, şimdi bir izleyicimiz Ramazan Yıldız bir soru sormuş. Size aynı kurumun farklı bölge müdürlüğünde çalışmaktayız. Bu müdürlük diğer müdürlüklerden farklı bir şekilde ihale yapmış ve dolayısıyla bu bölgedeki işçiler kapsamın dışında kalma durumuyla karşı karşıya. Bu durumda tüm kurumun şartları mı göz önüne alınacak yoksa bölgesel ihale mi baz alınacak? Şimdi burada da çok ciddi bir sıkıntı var. Şimdi kapsamdaki ihaleler nelerdir? İşçi sayısı belli olacak. Buradaki haftalık çalışma saatini az evvel de söylediğim gibi işçi tamamıyla bu idareye vermiş olacak. Hı hı. Bir de yaklaşık maliyetin %70'inden fazlası işçi maliyeti olacak. Yani bir kamu kurumu diyelim ki Gençlik Spor Bakanlığı ya da Milli Eğitim Bakanlığı değişik ihaleler yapıyor. Buradaki yaklaşık maliyet iş %70'den azsa işçi maliyeti. Bunlar kapsam dışında oldukları için başvuru yapamayacaklar. Yani kadro alma şansları ortadan kalkacak. Yine belediyelerde biraz önce söylediğimiz gibi temizlik, park bahçe, bakım onarım gibi işlerde çalışanlar belediye şirketlerinden ancak kadroya geçebilecekler. Ama onun dışında diyelim ki kaldırım, yol ya da diğer altyapı hizmetlerinde çalışan işçiler bu kapsama dahil olmayacak. O yüzden aynı kurumda çalışan 10 yıllık bir taşeron işçisi kadroya giremeyecek ama daha kısa süre çalışan aynı kurumda farklı bir ihaleden dolayı burada hizmet görüyor dediğiniz kişi kadroya girebilecek. Yine benzer şekilde şoför kadrosuyla işte araç kiralama kadrosuyla ya da başka şeylerle alınanlar ama fiili olarak yaptıkları iş diyelim ki temizliktir. Onlar senin sözleşmen bu şekilde seni araç kiralamada şoför olarak aldık ya da yemek firmasından alıp da idari işler yapan çok fazla insan var kamuda çalışan. Bunlar ciddi anlamda sorun yaşayacaklar. Bunlar da benim düşüncem ancak mahkeme dava yoluyla bunu elde edebilirler. Çünkü asıl olan iş hukukunda maddi gerçeğin ispat edilmesidir. Yani işçinin fiili çalışmasını nasıl yaptıdır? Kişi eğer orada idari işlerde çalıştıysa, temizlik işinde çalıştıysa tabii ki o kapsam dahilinde mahkemelerin değerlendirmesiyle daha sonra mahkeme kararıyla ancak bu hakkı kullanabilirler diye düşünüyorum. Yoksa tabii ki farklı farklı uygulamalar olacak. Bu da işçiler arasında bir ayrılığa ve olumsuz duruma yol açacaktır. Peki belediye çalışanları için durum ne? Belediye çalışanları için esas itibariyle çok fazla bir şey değişmiş değil. Çünkü kanun hükmündeki kararname belediyede çalışanların belediye şirketlerinde ancak kadro alabileceklerini söylüyor. Neticede belediye şirketleri de özel hukuk tüzel kişisi. Yani birçok belediyenin bağlı şirketleri var. O yüzden oradaki kadro alıyor olmak kamuda işçi olarak çalışıyor manasına gelmez. Kaldı ki birçok belediye bu ihaleleri önce belediye şirketine veriyor.
Daha sonra belediye şirketi bir taşeronu daha veriyor, alt işverene veriyor. Şimdi birçok şey bana gelen belediye çalışanı şunu diyor, biz zaten belediyenin şirketinde çalışıyorduk. Biz zaten parkta çalışıyorduk. Şimdi tekrar belediye şirketinde çalışacağız. Bir de bu haklarımızdan vazgeçecekmişiz diyorlar. Tabii ki haklılar. Aslında fiili olarak belediye şirketlerinde çalışıyor. Belediye şirketinde çalışırken belediye şirketinde çalışmaya devam edecekler. Ama tabii ki biraz önceki saydığımız şartlara haizlerse. Onun dışındaki olanlar tabii ki işçi kadrosu alamayacaklar. Özellikle yapım işlerinde taşeronda çalışıyorlarsa belediyelerin birçok da yapım işi var. Altyapı işleri var. Onlar ciddi sıkıntı yaşayacaklardır diye düşünüyorum. Bir haksızlık söz konusudur orada. Peki. Kerim Yavuz sormuş. Vergi mükellefi olmak kadroya geçişi engeller mi? Belediyede çalışanlar için bilgi verirseniz sevinirim. Vergi mükellefi olanların kadroya geçemeyeceğine dair bir kanun hükmünde kararnamede durum belirtilmemiş. Yani kısıtlayıcı bir şey söz konusu olmadığı için ona engel bir durum olması söz konusu değil. Kişi vergi mükellefi de olsa eğer taşeronda iş kanun hükmündeki kararnamedeki şartlara haizse bunları taşıyorsa tabii ki geçebilir. Ama bu kişi vergi mükellefi ve aynı zamanda emekliyse o kişi bu kanun hükmündeki kararnamedeki işçi statüsüne geçme haklarından yararlanamaz. Peki bu kadro sınavları nedir? Taşeron kadro sınavları. Bir de bunlar var. 30 Mart ve yani şimdi bu süreç sona erdikten sonra ki dün artık sona erdi. 30 Mart ve 22 Mart 2018 tarihleri arasında taşeron işçiler sınava girecekler. Sınav kuruluna itirazı 23 Mart ile 26 Mart 2018 arasında gerçekleştirilecek. Sınavdan başarılı olanlarsa 2 Nisan 2018'de kadroya artık geçmiş olacaklar. İşte bu 90 günlük süre zarfında sınav da tamamlanmış olacak. Bu sınav tamamlandıktan sonra da kadroya geçilmiş olacak. Ancak tüm Türkiye'de sınav sıkıntı. Yani o kadar çok sınavda sıkıntı yaşadı ki insanlar doğal olarak güvensiz. Şöyle ki işte KPSS'de soru çalındı, ALES'te soru çalındı. Soru çalınmayı bırakın. Sayın Bakan işte kimse genel kültür sınavına tabi olmayacak, yazılı sınav olarak düşünmeyin, böyle kurslara gitmeyin dedi. Ama uygulama sınavı yapılacak dendi. Temel sorun şu, bu işçi zaten bu işi yapıyor. Park bahçesinde çalışan işçi park bahçesinde çalışıyor, belediyede de bu işe devam edecek. Başka bir iş öngörüldüğü için oraya alınmayacak. Bu işi adam yıllardır yapıyorsa buna tekrar uygulama sınavı yapmanın mantığı ne? Anlamı ne? Eğer ki bu işçi bu işi beceremiyorsa, yani temizlik işçisi temizliği yapamıyorsa, siz zaten işine son verirdiniz şimdiye kadar. Bu temizlik sınavı nasıl olacak? Temizlik işçisinin temizliği bilip bilmedi diyelim ki iş uygulama sınavı olacak. O da belirsiz. Kaldı ki şunu da çok iyi biliyoruz ki mülakat ya da uygulama sınavları çok fazla subjektif değerlendirmeye tabidir. Yani Türkiye'de benden olmayan iş alamaz, benden olan iş alır. Daha doğrusu torpilin işlemesini, adam kayırmanın işlemesini ya da kendinden olmayan, kendinin hoşuna gitmeyen insanların şu anda taşeronda çalışırken yarın işsiz kalmasına yol açabilecek bir durum. Kaldı ki itiraz merci bu noktada ne kadar objektif bir değerlendirme yapacak. Yani çiçek sulayan bir insanın yıllarca bu çiçeği iyi sulayamıyor, biz bu sınavı yaptık, artık buna kadro veremeyeceğiz demeleri esas itibariyle burada biz istediğimiz gibi eleme yapabilmemizin önü açılsın demekten başka bir şey değil. Ben umarım olmaz, inşallah olmaz ama Mart ayı sonunda bu tür şikayetlerden de çok fazla geleceğini tahmin ediyorum mevcut Türkiye'nin durumu itibariyle. İnşallah olmaz. Evet, bir sorumuz daha var. Bülent Bey sormuş. Ankara'da bulunan bir üniversitede, bir hastane, üniversite hastanesi, çalışan taşeronların hepsi geçiş yapabiliyormuş ancak çalışan 150 kişilik yemekhane ekibinin kadroya geçmesi sanıyorum engelleniyormuş. Evet. Böyle bir durum söz konusu. Tabii ki biraz önce söylediğimiz sıkıntılardan birisi yemek hizmetlerinde çalışanlar kadroya geçemez diğer bir kural kondu. O yüzden o kişi yemek hizmetinde çalışmıyor olsaydı, orada temizlikte çalışıyor olsaydı kadroya geçebilecekti. Yemek hizmetinde çalıştığı için kadroya geçemeyecek. Bu bir eşitsizliğe, bir haksızlığa ciddi anlamda yol açıyor. Bunun engellenmesi gerekmektedir. Eğer ki biz bütün taşeron işçilerini kadroya geçireceğiz diyorlarsa, neticede yemek hizmeti orada devam edecek. Eğer ki yemek hizmetini kamu idaresi kendisi üretmeyecekse,
yine başka bir taşerondan bu hizmeti alacak. Yani başka çaresi yok. Çünkü oradaki işçiler, oradaki memurlar bu yemeği yiyecek. Birileri de bu yemeği sunacak. Ya bünyesini alacak bunları ya da yine aynı şekilde taşeronlaşma, bir şekilde farklı bir şekilde taşeronlaşma bu anlamda devam edecek. Bunun önüne ciddi anlamda geçilmemiş olacak. Ya emekliler çok soru soruyor. Emekliyim, belediyede taşeron firmada çalışıyorum. 31 Aralık itibariyle işime son verildi demiş bir izleyicimiz. Buradaki düzensizlik, buradaki artık sayı hesabını hükümet nasıl yaptı bilmiyorum ama emeklilerin hani ikinci bir işi daha olup da işsizlerin işe girmesini sağlama yönelik bir çalışma değil. Çünkü mevcut kadrolardan taşerona, taşerondaki kadrolardan işçi kadrosuna geçilecek. Emekliler ayrıldığı zaman aslında buradaki kadrolar bir anlamda daraltılmış olacak. Evet. Ve emekli çalışırken oradan işte asgari ücret alırken evine ek gelir getirirken o imkandan da tamamen mahrum olmuş olacak. Yani bazı olumlu tarafları olmasına rağmen, birçok eleştirecek yeri olmasına rağmen bu tür çok ciddi anlamda olumsuz tarafları da var. İnsanları işinden edecek. Çünkü kamu idaresi, belediye ya da herhangi bir kurum diyecek ki biz artık seni çalıştıramayız. Çünkü taşeronla çalışmıyoruz. Kadroya da alamıyoruz. Sana güle güle diyecek. Yani bu da ciddi anlamda insanları ekonomik anlamda, sosyal anlamda zorlayacak zararlı bir durum. Evet, bir taraftan sürekli internet sayfasına bakmak durumundayım. Bir sorumuz daha var. Yine belediye ile ilgili, belediyelerdeki mahalli kamu kurumları da çalışan güvenlik temizlik işçileri nasıl değerlendirilecek? Kurum bünyesinde mi, yeni bir iştirak şirketinde mi? Yeni bir iştirak işçisi olacaksa kurum değişmiş sayılır mı? İyi çalışmalar demiş. Şimdi, Mehmet Hayri Avcı. Evet, bu mahalli idarelerdeki tanımlama açık. Belediyeye bağlı, yani mahalli idarelere bağlı şirketlerde çalışacaklar. Güvenlik özel şirketlerden hizmet alımı şeklinde alınıyordu. Şimdi artık belediye bağlı şirketlere geçecekler. Orada çalışacaklar ama yine güvenlik görevlisi olarak çalışmaya devam edecekler. Yine özel güvenlik görevlilerinin tabi olduğu yasaya tabi şekilde hizmetlerini sürdürecekler. Onlar için çok olumlu bir gelişme yok. Yani bu çok açık. Yani hem temizlik işçiler için hem güvenlik firması çalışanlar için. Çünkü burada eğer ki kişiler belediye şirketlerinde değil de direkt belediyenin işçisi olsalardı ciddi anlamda kendilerini daha iş güvencesi kapsamında hissedebilirlerdi. Burada tabii ki bir sorun da şey, bu insanlar, bu işçiler TİS'ten de yararlanamayacak. Yani toplu iş sözleşmesinden yararlanamayacak. Bu kadroya geçen işçiler toplu iş sözleşmesindeki bedelden daha fazla bir ücret alamayacaklar diye kanun hükmünde, kararnamede söz konusu olmuş. Şimdi daha yüksek bir ücret alıyorsa işçi diyelim ki taşeron firmada yaptığı iş itibariyle, şimdi o kurumdaki toplu iş sözleşmesinden daha az bir ücret alması söz konusu olacak. Bu da maaşında bir düşüşe sebebiyet verecek. Evet, yine sorulardan devam edelim. İsterseniz çok daha az bir vaktimiz kaldı ancak Birgül Tuna, okul hizmetleri hakkında bir sorusu var. Okulumuz hizmetlilere evrak hazırlayıp ilçemize gönderdi fakat evrakları okul aile birliği hizmet karşılığı diye alınmadı. Ne yapalım diye sormuş. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nda şöyle bir sıkıntı var özellikle okullarda. Temizlik işçileri, okullardaki müstahdem kadrosu, hizmetli kadrosu yeterli değil. Okul aile birlikleri bizlerin verdikleri paralarla, aidatlarla işçi istihdam ediyorlardı. Bunu da yine şirketlerden esas itibariyle almak durumundalar. Ama şirketlerden almıyorlarsa, kendi bünyesinde alıyorlarsa bu sorun yaşanacak demektir. Her ne kadar Milli Eğitim Müdürlüğü bunu kabul etmiyorum dese de eğer ki bir şirket vasıtasıyla, taşeron vasıtasıyla bu kişi çalışıyorsa bunu yapmak durumunda, diyelim ki idare kabul etmedi. Tabii ki kişi hukuki yoldan hakkını aramak durumunda. Okul aile birlikleri bu anlamda ciddi anlamda sıkıntı yaşarlar. Okul aile birlikleri bir şekilde dernek statüsünde, her ne kadar dernek statüsünde de olsa birçok dernekte işçi çalıştırabilir. Böyle bir sıkıntı yaşanabilir. Burada eğer Milli Eğitim Bakanlığı gerek okul aile birliğinden olsun, gerek şirket marifetiyle çalışan hizmetler olsun kabul etmiyorsa
mahkeme yoluna, dava yoluna gidecekler. Tabii ki unutmasınlar, önce arabulucuya gidecekler, daha sonra. Arabuluculuk geçen hafta konuşmuştuk, evet. Ancak elbette ki sorular çok fazlaca geliyor. Şimdi son olarak Nazif Akman'ın da sorusunu ben okuyayım. Genelde bir toparlama yapmış olalım. Tamam. Yine Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde sözleşmeli bir zabıtaymış kendisi 3 yıldır. Evraklarımızı teslim ettik. Bundan sonraki süreç nasıl olacak demiş. Evraklar teslim edildikten sonra kanun hükmündeki kararnamenin amir hükmü gereği 90 gün içerisinde idare, yani burada belediye hizmet işlemleri tamamlayacak. Kişileri araştıracak. Bu kişi kanun hükmündeki kararnamedeki şartlara haiz midir? İşte emekli değildir. İşte devlet memuru olma şartlarını taşıyor mu? Güvenlik soruşturmasından geçiyor mu? Bunlara bakacak. 4 Aralık 2017 tarihinde SGK'dan kontrol edecek. İşçi miydi? Daha sonra bunları bir sınava tabi tutacak. Artık sınavı nasıl yapacak bilmiyoruz. Ondan sonra 90 günün sonunda da efendim siz bizim belediyemizin bağlı şu şirkette çalışıyor olacaksınız diyecek. Artık sözleşme o şirket marifetiyle işçi çalışmaya sözleşmeli olarak bir anlamda devam edecek. Hı hı. Peki şimdi genel olarak ne söylemek istersiniz? Artık süremizin sonuna geldik. Şimdi genel olarak söylemek istediğimiz şu. Burada biraz önce de söylediğimiz gibi alelacele hazırlanmış, kanun hükmünde kararnameyle bir düzenleme yapılmış. Bir takım yıllardır umut bekleyen işçilerin umutlarına ne kadar çare olmuş çok belli değil ama yine kendi bünyesinde birçok sorunu da getiren bir yapı var. Gerek taşeron işçileri açısından, işe kadroya geçebilenler açısından, bir de kadroya geçemeyenler açısından, işsiz kalmaları, kıdem tazminat ve diğer alacaklarını alma riski olması. Gerekse de firmaların bundan sonra ne yapacaklarına dair ciddi anlamda bir belirsizlik var. Artık bu konuya giremedik bugün ama özel istihdam büroları vesaire Türkiye'de teşvik edildi, kuruldu. Bunların da yasası var. Bunlar neler yapacak? Hizmet alımları ne şekilde yürütülecek? Bu noktada bazı eksiklikler hem kamu hizmetinin sunulmasında hem işçilerin refah ve sosyal güvenlik çatısı altında çalışmalarını tamamlanacağı bir durum söz konusu değil. Ben sonuç itibariyle eğer bu mecliste bu eksikleri gideren, evet, bir düzenleme yapılmazsa mahkemelerimizin, adliyelerimizin yine ciddi anlamda bu iş davalarıyla, peki, uğraşacağını düşünüyorum. Umarım iyi olur. Peki, yine çok sorumuz var. Siz tabii ki elbette cevaplayacaksınız bunları. Sevgili seyirciler, sadece yayında değil, aynı zamanda sorularınız Cem Bey tarafından cevaplanacak, hiç merak etmeyin. Haftaya yine Cuma günü burada olacağız biz bir başka konuyla. Dediğimiz gibi sorularınızı bekliyoruz, görüntülü sorularınızı da bekliyoruz. Hepsini yayınlamaya çalışıyoruz. Şimdilik hoşça kalın efendim.